Bundan 7-8 ay önce 55 bin olan piyasası araçların şu an 90 bin, 95 bin, 100 bin, 110 bin gibi oldu. Hem alıcıyı hem satıcıyı tabii ki etkileyecek. Biraz daha ikincide rağbet bence fazlalaşacak benim gördüğüm kadarıyla. Bu araba fiyatlarının artışında en çok piyasanın artışını sağlayan şey ayakta alan satan insanlar oldu. Anormal bir talep gördü. Bu alım satım yapan arkadaşlarımız hani sanayi ortamı olsun veya farklı ortamlarda olsun artık herkes bu işi hobi niyetli yapıyor. Yani hiç kimse bir sattığı aracın arkasında duramıyor. Bunun sebebi de mağduriyeti yaşayan kişiler vatandaşlarımız oluyor. Ha biz burada sattığımız bütün arabalarımızın arkasındayız. Sattığımız kişilerin sonuna kadar arkasındayız. Yerimizi belli zaten. Galericiler sitesinin içerisindeyiz. ÖTV artışlarındaki zamlar ikinci el oto piyasasına nasıl etkileyecek? Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Valla şu an zaten piyasa zaten başını aldı gidiyor. 50 liralık araba 100 lira oldu. 20 liralık araba 40 lira oldu. Yani bu gidişin de sonu duracağını zannetmiyorum. ÖTV'nin artmasıyla ikinci elleri de zaten daha da yükselecek. Bir ikincisi şu an sıfır araba tamamıyla zaten piyasaya cevap veremiyor. Piyasaya cevap veremediği için de ikinci el yükseliyor. Bir de şimdi bayiye gittiğiniz zaman bayide vatandaşın ya şunu araştırmıyor. Bayide diyelim araba 120 liraysa adam dışarıda almış 160-170 lira çekiyor. Bunda vatandaşın da biraz uyanık olması lazım. Ha geleceğin ya ne olacağını dersen ileriye dönük. Araba fiyatları düşmez. Daha da gideceğini, yükseleceğini sanıyorum. Şu an doların, euronun altının yükselmesinden dolayı da bu uzar gider yani. Şu an zaten 8 lira, 8.809 lira yaklaşıyor aşağı yukarı euroda. Ve bizim piyasanın zaten şu anki durmasının sebebi de ticaretin olmamasının sebebi de euronun altının fırlaması. Bundan dolayıdır yani. Benim tahminim, şahsi kanaatim fiyat artışları hızla devam ediyor. Düşeceği yerde maalesef yükseliyor. ÖTV zamlarındaki gelen artış ister istemez piyasaya yansır. Zaten şu anda sıfırlara yansıdı. İkincide de yansıyacağını tahmin ediyorum. Efendim şu son 2-3 haftadır bayramdan sonra özellikle oto alım satımlarında bir duraklama var. Tabii bu mesleki yetki belgesiyle ilgili de hafif bir şeylikle var. Duraklatma var. 1 Eylül'den bugünden itibaren mesleki yeterlik yetki belgesi olmayan insanlar alım satım yapmakta zorlanacaklar. Zaten bizim Kayseri Motorlu Araç Alım Satımcılar Derneği olarak da 20 yıldan beri uğraşımız, isteğimiz, arzumuz 15 Ağustos 2020 31.214 sayılı resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte devreye girdi. Bu 1 Eylül'de de yetki belgesi olmayan arkadaşlar noterlerde satış yapabilecekler ama birincisi yetki belgesi olanlar bir sayfada, yetki belgesi olmayanlar da maliyenin sayfasına kaydı düşecekler. Şimdiye kadar hiç bugüne kadar 3 araç alım satımı bu 15 Ağustos 2020'de yayınlanan yönetmelikte tam net belirtilmiş aracılık yaptığı vekaletle satışlar dahil olmak üzere 3 araba bizim esnaf olmayan tabiri caizse diğer adıyla merdiven altı dediğimiz ayakta alıp satan emlakçılar, berberler, efendim oto yıkamacıları hemen hemen Kayseri'de bu işi yapmayan hatta iddia da edebiliriz doktorlar dahi bu işi yapmaya başladılar. Bu mesleğe bir çeki düzen gelmesi için de bu yetki belgesi bizim için bir kurtuluş oldu. Biz ikinci el araç piyasasında kışla ve pandemiyle beraber, pandeminin ikinci dalgasıyla beraber biraz düşüş bekliyorduk. Hani gevşemesini bekliyorduk. ÖTV zammı biraz bize gol gibi oldu. Hani beklemediğimiz bir gol yedik. Benim kendi düşüncem %10 gibi, hani bizim sattığımız lüks araçlarda %10, %15 gibi bir artış olacağını düşünüyorum. İkinci el piyasasında hiç beklemediğimiz kadar artacağını düşünüyorum. Normalde düşecekti. Hani %10, %15 gibi 200 bin liralık araba 220, 225, 230 bin liralara kadar çıkacak. Düşüncelerimiz şu doğrultuda. İlerleyen günlerde yine araba piyasası hakkında bizim görüşümüz yükseliş bekliyoruz. Bunun sebebi yani ÖTV'yi zaten insanlarımız düşüş olacak olarak bekliyorlardı. Fakat biz hiçbir zaman bu kanıya varmadık.
Çünkü genel piyasa anlamında hiçbir şekilde Türkiye geneli içerisinde hiçbir şey indirimi uygulanmıyor. Uygulanmaması sebebiyle de ÖTV artışının olacağını bildiğimiz için biz de tabii gerekli stoklarda bulunduk. Araç alımlarımızı yaptık fakat biz bunu kesinlikle hiçbir şekilde art niyet haline getirmiyoruz. Rabbim nasip ederse inşallah ilerleyen günlerde de yine artışların devam edeceğini düşünüyoruz biz. Bizim etkilenmemiz şu şekilde. İlerleyen günlerde bu yükselişler bizim sermayemizin düşüşüne sebep oluyor. Yani aslına bakarsanız paramız değer kaybediyor. Yani önceden 20 bin liraya, 50 bin liraya, 100 bin liraya aldığımız arabalarda şu anda tam iki katı olarak 40 bin, 80 bin, 200 bin civarında gibi bir rakamlar telaffuzunda bulunuluyor. Bu sebepten dolayı bizden ziyade biz sonuçta bu işin ticaretini yapıyoruz. Ama genel piyasadaki kullanıcı arkadaşlarımız, vatandaşlarımız bu konuyla ilgili biraz mağduriyet yaşayabiliyorlar. Bunun sebebi de piyasanın yükselişi. Nasip olursa inşallah 9. ayın 1'inde dediğimiz gibi bir yetki yeterlilik belgesi olaylarımız oldu. Nasip olursa bu bir faaliyete geçerse bu alım satım yapan arkadaşlarımız hani sanayi ortamı olsun veya farklı ortamlarda olsun artık herkes bu işi hobi niyetli yapıyor. Yani hiç kimse bir sattığı aracın arkasında duramıyor. Bunun sebebi de mağduriyeti yaşayan kişiler vatandaşlarımız oluyor. Ha biz burada sattığımız bütün arabalarımızın arkasındayız. Sattığımız kişilerin sonuna kadar arkasındayız. Yerimiz belli zaten. Galericiler sitesinin içerisindeyiz. Bu işi hakkıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Elimizden geldiği kadar kurumsallığı ön planda tutmaya çalışıyoruz. Gelen müşteriler olsun ki yaş itibariyle, gençliğimiz sebebiyle. Önceki galerici abilerimizin bazı sıkıntı yaşattıkları vatandaşlar istinaden biz yeni bir yüz olarak, yeni nesil olarak daha kurumsal, kimseyi üzmeyecek, kırmayacak hani bu şekilde yapılabilecek bir işlere biz ön planda tutuyoruz. Yani müşterinin mağduriyetini tamamen gidermek için biz buradayız. Bunun sebebi de elimizden geldiği kadar kurumsal bir şekilde, temiz bir şekilde aracımızın artısı neyse, eksisi de neyse ikisini de belirtmek kaidesiyle müşterilerimize sunuyoruz genellikle biz burada. Şimdi 2020'nin yılbaşından bu tarafa 9 aydır aşağı yukarı anormal derecede fiyat artışları oldu. Bu da pandemiden kaynaklandı. Üretim olmayınca, sıfır araçlar piyasaya girmeyince ister istemez de ikinci araçlar kıymetlendi. Bu arada yetki ve yeterlilik belgesini alan arkadaşlar 1 Eylül'den itibaren rahatlıkla araç alıp satabilecekler. Aynı zamanda tüketici de güvenilir yerlerden araç alabilecek, malın arkasından duran insanlardan araba alabilecek. En azından şöyle söyleyeyim, garanti olayı falan da giriyor bu 1 Eylül'e itibaren. Yani en azından tüketici bu işten zarar görmeyecek. Bu araba fiyatlarının artışında en çok piyasanın artışını sağlayan şey ayakta alan satan insanlar oldu. Anormal bir talep gördü. 2019 yılında 8 milyon 600 araç satılmış. 1,5 ile 2 milyon arası sıfır araç satanlar ve bizim esnaflarımız satmış. Resmiyette kayıtlı yani vergi levhası olan insanlar alıp satmış. 1 milyon civarında biz tüketici satmış diye düşünüyoruz. Ama aradaki 5 milyon satış ayakta alan ve satan insanlar yapmış. Devlet de 1 Eylül'den itibaren bu olayın üzerine gitti. Yetki yeterlik yasasına göre belgesi olan, diploması olan insanlar alıp satabilecek ve ayakta olan satan insanlar bunları yapamayacak. Bu da piyasanın artışına, fiyatların artışına bayağı bir etki yapacak. Belli bir noktalarda yavaş yavaş bir süspansiyon olacak, duracak fiyatlar. Bu ÖTV'de de şu oldu, 1.6 cc diye tabir ettiğimiz araçların fiyatlarında artış olmadı. Bir fabrika çıkış fiyatlarında öteleme yaptılar. 4 ile 16 bin lira arasında indirim olacak ama 260 bin lira üzerindeki 1.6 cc ve üzerindeki araçlarda bayağı bir artış oldu. Onu da artık zengin insanlar düşünsün diyelim. 300 bin lira araba 500 bin lira, 400 bin lira araba 600 bin lira oldu. Ama orta halli diye tabir ettiğimiz insanların alacağı araçlarda fazla bir artış olacağına inanmıyorum. Ama şu da olacak, bir 5-6 ay daha bu aşı çıkana kadar
piyasada sıfır araba girene kadar öyle söyleyeyim, ikinci el fiyatlarında çok artış olmasa da bir noktaya oturacak. Ama bunu kestirmek biraz zor. Çünkü şartlara bağlı. Pandemi uzarsa, sıfır fiyatlar, sıfırlar gelmezse tabii ki ister istemez fiyatlarda bir artış olur diye düşünüyoruz. Vallahi öncelikle herkes şu anda ÖTV'nin düşmesini bekliyordu. Tam tersine ÖTV biraz daha zamlandı. Bu da ikinci elin biraz daha hareketlenmesi demek benim görüşüm. Ben de bir ikinci el araç düşünüyorum, değiştirme aracımı. Yani bundan 7-8 ay önce 55 bin olan piyasası araçların şu an 90 bin, 95 bin, 100 bin, 110 bin gibi oldu. Hem alıcıyı hem satıcıyı tabii ki etkileyecek. Biraz daha ikincilere rağbet bence fazlalaşacak benim gördüğüm kadarıyla. Sıfır araçlarda da bildiğim kadarıyla lüks segment araçların ÖTV'si arttı bildiğim kadarıyla. Hani biraz daha düşük segmentlerin vergileri aynı diye biliyorum. Benim tam yani gördüğüm haberlerde bu. Yani şu anda inşallah herkes için iyi olur ama piyasa ikinci el biraz daha canlanır. Zaten artmıştı pandemiden dolayı insanlar otobüs toplu taşıma risk olduğu için işte elinde herhangi bir birikim olan 30 bin, 50 bin, işte 25 bin bile birikim olan araca yöneldi. Ondan dolayı zaten bir fiyat artışı olmuştu yani benim görüşüm bu yani.